İsa Bey merhabalar. Merhaba. Nurullah Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bu röportajı da müsaadenizle İsa Bey ile başlayacağım. Sizleri tanımak istiyorum İsa Bey. Böyle kısaca bir sektörle tanışmanız. İsa Kızıldemir, 1987 İstanbul doğumlu. Bilgisayar yüksek mühendisi. Evet. Ve sektörle yaklaşık 10 yıldır ilişkili birisi olarak 3 senedir, 4 senedir de üretici olarak çok faaliyet şükür. Gösteriyoruz. Evet. En büyük destekçiniz Nurullah Bey sanırım bu kadar ortağınız aynı zamanda. Enerjiniz için ayrıca teşekkür ederiz bu arada. Orayı atlamayalım. Hemen Nurullah Bey'i de tanıyalım. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Hoş 1985 İstanbul doğumluyum. Aslen Erzurumluyum. Evet. 10 yıl aşkın süredir biz de bu sektördeyiz. Yurt dışı tecrübemiz. Evet. Yurt içi tecrübemiz. Bununla birlikte de buradayız. Evet, ne güzel. Sır sırtı omuz omuza verdiniz. Mücadele ediyorsunuz aslında. Keyifli bir stand kurmuşsunuz. Hayırlı olsun. Çok teşekkür Hemen ederiz. Hemen tanıyalım mı firmanızı İsa Bey? Kuruluş tarihi nedir? Neler yapıyoruz? İşinizi anlatır mısınız? Biz 2020 yılında kurulmuş, aslında pandemiyle kurulmuş yeni bir şirketiz. Evet. Ama kurulduğumuz vakitten itibaren bu zamana kadar halihazırda 25 tane ülkeye aktif ihracatta bulunan ve kesinlikle ihracat sıralamasında hızla yükselen, sektördeki rakipleriyle ciddi anlamda mücadele eden, çevre dostu ve gerçekten dünyanın güzel kokması için elinden geleni yapan bir şirketiz, bir fabrikayız. Tuzla'da kendi çapımızda 20 kişilik çekirdek bir kadroyla hizmet veriyoruz. Evet. Ürün yelpazesi de çok geniş sanırım. Biraz tanıyalım mı ürünleri de? Ürünleri şöyle sıralamak bizim için yani güzel, aslında keyif alıyoruz bu ürünleri söylerken. Çünkü severek yapıyoruz biz işimizi. Parfüm, oda kokusu, body mist, oda spreyi, oto kokusu. Bunlar ürünlerimizin başında geliyor. Biraz arz talep meselesi sanırım sizin işiniz aslında. Yani aslında biz oda kokusunu seviyoruz. Biz sevdiğimiz işi yapıyoruz. Başarının sevdiğimiz, en büyük sırrı bu. Sevdiğimiz ürünü çıkartıyoruz özellikle. Evet. Yani bizim bir çekirdek kadromuz var. Aynı zamanda da bu işin uzmanı arkadaşlarla birlikte olmamız bize ekstra bir kuvvet veriyor muhakkak. Bir aile havası oluşmuş. Tabii, kesinlikle. Büyük bir aile havası. Büyük bir aile, evet, kesinlikle. Çekirdek ama büyük bir aile. Büyük bir aile. Kesinlikle. Evet, fuar nasıl geçiyor? Biz özlemişiz valla, pandemiden dolayı gelemiyorduk. İnsanlar da özlemiş fuarı. Evet. Biraz böyle fuar hakkında görüşlerinizi almak istiyorum. Valla insanlar da gerçekten hem yurt içinden hem yurt dışından çok ciddi bir katılım var. Özellikle yakın coğrafyalarımızdaki insanlar. Ben daha öncesinde duymadım, Hint Okyanusu'ndaki bir adadan birisi, birkaç kilometre tanışmış olduk. Herkes çok meraklı ve bilgili. İşin en güzel tarafı bu. Kim ne aradığını ve nasıl ürün aradığını biliyor. Bizim güzel kokularımızı da herkesi alıp götürdü. Evet, koridoru çok kaplamış. O güzel kokularımızı. Kesinlikle. Bizim için çok güzel gidiyor. Tabii ki bunu sonuçlandırmak, müşterilerimizle beraber iletişimde kalmak. Evet. Bizlerin elinde. Daha da güzel olacak umarım. Tabii fuarın sonrası dönüşler de belli olacak. Yabancı katılımcının olması ülkemiz için çok önemli aslında. Kesinlikle. Ciddi bir oranda yabancı katılımcı yani var. Şimdi siz mesela muhakkak fuarı dolaşıyorsunuz ama biz de şöyle bir gözlemlediğimiz zaman yabancı katılımcının çok olduğu zaten gözde görülür. Bu bizim için ve ülkemiz için memnun edici bir durum. Çünkü İhracat ağırlıklıyız. İhracatla birlikte aynı zamanda ülkemize bir katma değer oluşturmuş oluyoruz. Yani biz her zaman 800 ile başlayan barkodlarla mesela yurt dışına gittiğimizde onu arıyoruz. Bizim için de bir duygu. Bence büyük bir gurur. Kesinlikle. Yani yurt dışında bir markamızın, Türk bir firmasının olması ayrı bir haz verir. Kesinlikle. Bu parayla pulu ölçülebilecek bir değer değil bence. Yok, kesinlikle. Çok kesinlikle. Yani 800'lü barkodları arıyorduk biz her zaman. Ne olursa olsun, ülkemizin ürünü olsun, ihracat yapılmış olması, yurt dışında temsil edilmiş olması, insanların memnuniyet duyması, ürünleri kullanması gerçekten gurur verici bir durum. Biz de bunun, bu denizin içerisinde bir damla olabiliyorsak eğer, ne güzel. Yani bizim için de en büyük sevgi, en büyük keyif bu gerçekten. Peki hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani istenilen nokta burası mıydı? Hani kısmetse bundan sonraki böyle hedeflerde, projelerde neler olacak? Açıkçası şöyle, bizim
biz ve ekibimiz olarak vizyonumuz açık. Çok fazla yurt dışına gidip geliyoruz. Yenilikleri, öncü hareketleri hep takip ediyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Ürettiğimiz ürünlerde toplam kalite ilkesini benimsiyoruz. Her departmanda, her noktada kalitenin en iyisi, olması gereken neyse en üst sınırda takip ediyoruz, uyguluyoruz. Personellerimizde de öyle, sürekli eğitime önem veriyoruz. Kendimizden başlayalım. Argeniz çok güçlü. Muhakkak, evet, kesinlikle. Yani bir müşteri geldiği zaman ürününüz çok güzel, gerçekten çok beğeniyorum demiş olması, o bu bütün yaşadığımız süreç olsun, ondan sonra şey olsun, ne derler, evet, bu yorgunluğu alıyor yani. Bu sizi gerçekten çok mutlu ediyor aslında. Kesinlikle. Bunu yani, aslında bu yedeklediğimiz olay hiç bitmeyecek sanırım. Yok, hayır. Yani biz her zaman yeni bir ürün ne çıkartabiliriz? Çıkarttığımız üründe de bir yenilikçi bir şey arıyoruz açıkçası. Yani muadillerimiz ya da rakiplerimiz var ama biz buna yeni bir yorum ne getirebiliriz onun peşinde. Ya alışılagelmişin dışında bir şeyler tabii yapmaya çalışıyoruz tabii, aslında. Tabii. Yani bir konseptler. Kesinlikle. Yani burada belki şu anda mesela şeyi konuşuyoruz. Evcil hayvan parfüm üretimi. Yani, şimdi ilk kez duydum bunu bu arada. Ben itiraf ettiğim halde. İşte bu çok güzel bir örnek oldu konuştuğumuz konu. Kesinlikle. Yani bu noktada bizler gerçekten ekibimizden mutluyuz, arkadaşlarımızdan mutluyuz. Özellikle İsa Bey'den. Evet, uyumumuz, çok uyumumuz, enerjik İsa Bey bugün, sağ olsun. Uyumumuz güzel, enerjimiz güzel, genciz. Biz de diyoruz ki sürekli ne katabiliriz ülkemiz adına, şirketimiz adına, sürekli bunun mücadelesi içerisindeyiz, evet, açıkçası. Yani bir puzzle olarak düşünürsek her şey yerli yerinde aslında. Bunu söyleyebiliriz. Çok şükür. Evet. Biz de bu yolda sizlere başarılar dilerim. Çok güzel bir röportajdı. Çok güzel bilgiler paylaştınız. Son sözleri İsa Bey'e verelim, müsaade ederseniz. Daha estağfurullah. Buradan müşterilerinize, standınıza gelenlere, tüm Türkiye aslında neler aktarmak istersiniz? Biz dünyanın güzel kokması için elimizden gelen bütün çabayı sarf ediyoruz. Güzel kadromuzla, güzel ortaklıklarımızla güzel işler yapıyoruz. Herkesi Loreva'ya bekliyoruz. Doğru adres. Doğru adres burası. Evet. En azından güzel bir mutfağız, öyle diyelim. Yani sizin için de, evet, misafirlerimiz için de güzel bir mutfağız. Yaşayarak görürler. İnsan. En azından bir çayınızı, bir kahvenizi tabii içerler, bir tanışmış olurlar. Muhakkak. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim İsa Bey ve Nurullah Bey. Çok başarılarınız her zaman daim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.